9 işi arama çalışmaları devam ediyor. Tutuklananlar oldu. Daha fazla detay için sözü sana bırakalım Yüksel. Evet Mehmet Derin, daha şu an itibariyle arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ancak bölgede yağmurun hafif de olsa etkisini göstermeye başladığını da belirtelim. Tabii gece saatlerinde maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili sıcak gelişmeler de yaşandı. Bilindiği üzere olayın yaşandığı ilk günden itibaren maden ocağının bulunduğu noktada 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti. Adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Dün gece itibariyle gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii soruşturma yine devam edecek. Bizler şu anda maden ocağının hemen giriş kapısındayız. Tabii an itibariyle gece boyunca çalışan ekipler artık yerini yeni ekiplere bırakıyor. Vardiya değişimleri gerçekleşiyor. Bir taraftan da yine toprak kaymasının meydana geldiği şu anda bulunduğumuz nokta 3 kilometre uzaklıktaki alanda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şunu belirtelim, dedektörler iki ayrı noktada metal yoğunluğun sinyalini vermişti. Çalışmalar o bölgelerde yoğunlaştı. Toprak altında kalan kamyonun bazı parçalarına da yine o noktada ulaşıldı. Kamyonun ön aksamlarına ait bazı parçaları diyoruz. Sol ön lastik yüzeye yaklaşık 15-20 metre derinlikte bulundu. Tabii toprak kaymasının meydana geldiği alandaki derinlik 70 metreye kadar varabiliyor. Ancak şu an itibariyle kamyonun bazı parçaları 20 metre derinlikte bulundu. Tabii o noktada belirtilerin alınmasıyla, sinyallerin alınmasıyla birlikte ekipler de yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşlarımızın olabilecekleri lokasyonda şu an itibariyle çalışmalarını yürütüyor. Profesyonel ekipler arama kurtarma çalışmalarını belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırmış durumda. Tabii bölgede heyelan riski devam ediyor. Özellikle de toprak kaymasının meydana geldiği alanda iki tarafta da henüz o noktada istiflenmiş toprağın bulunduğunu da belirtelim. Tabii olumsuz hava şartları bir taraftan, yine bölgedeki sismik hareketler de takip ediliyor. Zaman zaman ekipler ikinci bir toprak kaymasına önlemek amacıyla bölgeden çıkarılıyor. Güvenlik sağlandığı andan itibaren tekrar bölgede çalışmalar devam ediyor. Şu an itibariyle sahada toplamda 2663 personel görev yapıyor. 793 araç ve iş makinesiyle arama kurtarma ekibine destek veriliyor. 7 drone ile havadan dedektörlerle denetimler de devam ediyor. Aynı zamanda diğer 3 kişinin yerinin tespit edilmesi için de yine ekipler saha taramasına devam ediyor. Bir taraftan da bölgeden numuneler alınmaya devam ediyor. Bilindiği üzere birçok asılsız iddia ortaya atılmıştı. Özellikle Fırat Nehri'ne sızan siyanür konusunda iddialar dün itibariyle artık yalanlandı. Çünkü bölgede bulunan mobil su ve atık su analiz laboratuvarında bölgeden alınan, topraktan alınan numuneler incelenmişti ve incelemeler sonucunda hem toprakta hem de yine Fırat Nehri'ndeki numunelerin temiz çıktığını belirtelim. Tabii numuneler alınmaya devam edecek. Özellikle de arama kurtarma ekipleri çalışma yürüttüğü her gün bu noktada yine numuneler alınacak. Aynı zamanda yine akan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmaması için de Sabırlı Deresi'ndeki menfez kapaklarının kapatılarak önlem alındığını da belirtelim. Tabii dün gecenin sıcak gelişmesi aslında adli ve idari soruşturmadan sonra 6 kişinin tutuklanması olmuştu. Madende meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında yapılan işlem sonucunda 8 kişiden biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanmış. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şu an itibariyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle de belirtmiş olduğumuz gibi dedektörlerin iki ayrı noktada sinyal verdiğini biliyoruz. Ekiplerin şu an itibariyle o noktaya yoğunlaştığını belirtebiliriz. Bugün itibariyle de yine arama kurtarma çalışmaları kaldığı yerden devam edecek. Şu an itibariyle zannediyorum kaybolan vatandaşlarımızın aileleri de bu noktaya geldi. Onların da umutlu bekleyişi devam ediyor. Umarız bizler de bu noktada o umutlu haberi sizlerle paylaşırız diyelim. Gelişmeler oldukça tekrar aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.